Peki bugün Sergen Yalçın'ı yorumladınız ama Hüseyin Çimşir için neler söyleyeceksiniz? Hüseyin Hoca Mustafa Reşit Akçay Hoca ile başlamıştı. Tabii ondan da çok şeyler öğrendi. Daha sonra hem yardımcı antrenörlük hem doğma büyüme Trabzonlu. Bir de teknik direktörünü genelde Trabzon'un şöyle doğru bir kararı oldu. Trabzon başka bir şehir. Yani oranın Ünal da aslında Konyalı da olsa Trabzonspor yıllarca oynadı. Tek antrenörlük falan yaptı. O yapıyı biliyor. Tabii isterseniz Trabzon'un merkezinden de olsanız iki maç kaybederseniz tartışılırsınız. Türkiye'nin kaderi bu. Evet. Şimdilik iyi başladı ama. Evet. Skor olarak iyi başladı, oyun olarak değil. Evet. Bugün Ama sakin, kenarda izlediğim kadarıyla kart gördü sarı gerçi. kart gördü de ama genel anlamda o kadar da olsun yani bir itiraz olacak filan. Tabii soru şu, 4 sarı kart olursa ne olacak antrenörlerden? Bir maç ceza mı olacak? Bilmiyorum Evet, tabii. ceza var bir maç. Evet. Bu arada tabii tartışılan bir başka isim de Rodriguez. Artıları eksileriyle Fenerbahçe'de. Siz nasıl bakıyorsunuz Benim Rodriguez'in ölçülerimle performansına? Fenerbahçe, böyle Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, büyük kulüplerdir. Oralarda oynamak, ya Rodriguez'ler, Fenerbahçe başka bir yer hocam. Başka bir yer. Oralarda parlar gider vurur, arada iş yapar filan. Bu ayrı konu. Ama Fenerbahçe formasında oynamak, hele hele bir forvet oyuncusuysanız çok farklı özellikleriniz olacak. Bu büyük kulüplerin hemen hemen hepsi için geçerli. Düşünebiliyor musunuz? Şampiyonluk yarışındasın. Bir tanesi Vakayeme, o mevki için. Bir tanesi Rodriguez. Papatya gibi seviyor, sevmiyor. Hem sezon içerisinde hem oyun içerisinde. Hem maç içerisinde hem sezon içerisinde. Papatya sevmiyor. Seviyor yani öyle büyük takım oyuncusu olmaz. 34 maçın 34'ünde iyi oynayacak diye bir şey de yok. En azından 4-5 maç inanılmaz oynar. 20 maçta iyi oynar. Etkiler. O yüzden aslında genelde kadro kaliteleri büyük kulüplerimizin hayallerdeki kalitelerinin Tabii. altında. Tabii Bir gerçek bu artık. evet. Fakat Trabzonspor kulüp olarak konsantrasyonunu mesela Abdülkadir Ömür'e de 20 milyon civarında bonservis vermişlerdi, vermemişlerdi. Ama özellikle transfer hamlelerine baktığımız zaman gözünü iyice kararttığını görebiliyoruz Trabzonspor'un. Kenetlendi Evet. şampiyonlar. Kenetlendi. Ayrıca da yani şu yok. Büyük kulüpler mesela Trabzon ya bizi hakemler mahvetti. Böyle bir şey mümkün değil. Ciddi şekilde bir Trabzonspor büyük bir camia, büyük kulüp. Büyük kulüp muamelesi görüyor yani. Haksızlığa uğradı diyebileceğim bir veya iki tane maç söyleyebilirim. Haksızca kazandı diye abartmam. Ama bir gerçek var ki Trabzon takımı bir şekilde bu ligin yıllardır süre gelen bir büyük, mesela yorumcular üç büyükler derken aklına gelir ya dört büyükler diye toparlar. Evet, Trabzonspor büyük bir camiadır. Mazisiyle de büyük camiadır. O yüzden konjektörü de konjektörü derken hakemlerle ilgili de şu mesela Trabzon'a bir maçta bir hakem hata yapsın dört maç ceza alma ihtimali yüksek. Doğruya doğru konu. Ama bu Trabzonspor kulübünün ve futbolcunun emeğine saygısızlık değil. Ben bugün Ali Palabek diyorsam, ben bugün Uğurcan'ın karşılaşsam kafamı çeviririm, utanırım. Charlotte'la da aynı şekilde. O emek başka bir şey.